Herkese merhaba. Asus Zenfone 3 1 Aralık itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. Teknolog'da da haberde yer verdiğimiz gibi Vodafone bu telefonu mağazalarında satışa sunmaya başladı. İlk etapta 32 GB'da hali hafıza, 3 GB RAM taşıyan versiyon satışa sunuluyor. Test merkezimize gelen 4 GB RAM ve 64 GB'da hali hafızalı versiyon ise ilerleyen zamanlarda satışa sunulacak. Bu telefonun kutu açılışını birlikte gerçekleştirelim. Detaylı incelemesi de çok yakında Teknoblog'da olacak Asus Zenfone 3'ün. Telefonun teknik özelliklerinden bahsedeyim bir yandan. 5,5 inç Full HD ekran var telefonda. 8 megapiksel ön kamera, 16 megapiksel arka kamera. Snapdragon 625 işlemci mevcut. 4G desteği diğer özellikler arasında yer alıyor. Asus Zenfone 3 Computex'te tanıtılmıştı. Haziran başlarında tanıtılmıştı ancak telefonun Türkiye gelişi birkaç ay sonra oldu. Tabii ki dünyada da bu telefonun biraz geç piyasaya çıktığını, sonbaharda piyasaya sunulduğunu söylememiz gerekiyor. Zenfone 2 epey ilgi çekmişti. Zenfone 3'ün de merakla beklendiğini biliyoruz ve karşımıza görmüş olduğunuz gibi beyaz renkli Zenfone 3. Bu Zenfone 3'ün giriş seviyesi versiyonu, temel versiyon oldukça çekici görünmekle birlikte diğer versiyonların, deluxe versiyonların biraz da üst sınıf telefon segmentine yakınlaştığını biliyoruz. İki tane cam, ortada da metal bir çerçeve, bu şekilde bir telefon var. Gayet rahat şekilde tutuyorsunuz. 5,5 inç ekran olmasına rağmen tek elle tutup kullanmak çok da zor görünmüyor bu telefonun. Ekran altında kapasitif dokunmatik tuşlar mevcut. Arkada 16 megapiksel kamerayı görürüz. Parmak izi okuyucusu arkada yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi kamera elemanları mevcut. Lazer otomatik odak var. Ve önde de 8 megapiksel kamera. Birazdan ilk açılış yapacağız ve detaylı şekilde bakacağız. Devam edelim, kutudan daha başka neler çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir şarj adaptörü, seyahat adaptörü. Kulaklıklara baktığımızda bir hayli çekici olduğunu görüyorsunuz. Biraz farklı bir tasarıma sahip kulaklıklar var. Bunun da deneyimlemesini yaparız. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi USB-C uçlu USB kablosu. Telefonun USB-C portu var ve bu şekilde şarj ediliyor ve bilgisayar bağlantısı gerçekleştiriliyor. Şimdi sim kartımızı takalım ve Zenfone 3'te ilk turu beraber atalım. Evet, kurulum tamamlanmak üzere. Asus daha önceki telefonlarında olduğu gibi Zenfone 3'te de birçok uygulamayı ön yüklü olarak sunuyor. Bununla birlikte kullanıcılara da yükleyebilecekleri çeşitli uygulamaları önceden öneriyor. Görmüş olduğunuz gibi listede birçok uygulama mevcut. Telefonu kullanmaya başlamadan önce eğer isterseniz bu uygulamalardan istediklerini seçerek yükleme işlemini de başlatabilirsiniz. Son olarak kur düğmesine basarak kurulumu tamamlayabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Ve karşımızda Asus Zenfone 3'ün ana ekranı. Asus'un alıştığımız o Android arayüzü yine fazla değişiklik olmadan mevcut. Android 6 Marshmallow yüklü olarak geliyor ve bizim önüne de Asus'un Zen kullanıcı arayüzü mevcut. Gördüğünüz gibi birçok Asus uygulaması ön yüklü olarak sunuluyor. Uygulama menüsüne baktığımızda da sayfalı bir yapı görmekteyiz. Burada da daha fazla Asus uygulamasının ve üçüncü taraf uygulamalarının yüklenmiş olduğunu görmekteyiz. Need for Speed, SimCity gibi oyunlarda Zenfone 3'te ön yüklü olarak sunuluyor ve 5,5 inç ekranda da bu oyunları oynamak oldukça keyifli olacaktır. Google uygulamaları görmüş olduğunuz gibi yine mevcut. Klasör gösteriminde bir efekt var ve oldukça hoş görünmekte. Facebook'un Messenger ve Facebook uygulamasını görürüz. Asus uygulamaları yine görmüş olduğunuz gibi mevcut durumda bekliyor ve bir taraftan da telefon kurulurken, kurulumu tamamlanırken çeşitli uygulamalar arka planda yüklenmeye devam ediyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir telefon. İlk başlarda tabii ki uygulama fazla seçerseniz, fazla yüklenecek uygulama seçerseniz ilk başlarda telefonunuz bayağı bir internete bağlanıp görmüş olduğunuz gibi uygulamaları yükleyip uygulama menüsüne ekleyecektir. Zenfone 3 bu şekilde. Bu telefonun detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacaksınız. Gayet hoş. Cam yüzeyleri sayesinde oldukça hoş bir his veriyor. Elde kullanması da oldukça rahat. Kavisli kenarları sayesinde de telefonu elde kavramakta oldukça rahat görünüyor. Detaylar çok yakında gerçekleştireceğimiz incelememiz olacak. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.